arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel motifimizi çalışacağız. Motifimizde şallar, atkılar ya da örtüler yapabilirsiniz. Nerede kullanmak isterseniz ya da motiflerle hangi çalışmaları yapabiliyor isek bu motifimizde de çalışmaları yapabiliriz. Evet motifimizi örmek için ben 3 numaralı tığımı kullandım. Ve ana renk olarak bakınız birleştirdiğim rengimi simli ipimi kullandım. Ve üç renk üzerine çiçeklerimi kurdum. Dilerseniz tek renk, dilerseniz iki renk ya da daha fazla da çalışabilirsiniz. Tamamen kullanacağınız yere göre motiflerimizi renklendirebilirsiniz. Evet motifimizin yapımına geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olarak zil butonunu da artık aktif hale getirirseniz paylaşımlarımızdan hemen haberdar olursunuz ve birlikte çalışmalarımızı yaparız. Evet kolay gelsin diyerek hemen burada uç noktada gördüğümüz sarı motifimizi çalışmaya başlayalım. Onu da buradaki sıraya birlikte birleştireceğiz. Evet şöyle kenara çekiyorum ve zincirimi çekerek örmeye başlıyorum. 8 tane zincirimi çekiyorum. 1. Düğümümü attım. bunu düğümden sayıyorum ve başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane zincirimi ilk zincirin tepesine girerek yani içine girerek her zaman yapmış olduğumuz gibi bir tane halka yaparak kapatıyorum ve kapadıktan sonra zincirimi çekmeye başlıyorum. 2 3 4 şöyle ipimi 5 6 7 7 tane zincirimi çektim tığımın başını bir defa doluyorum hazırlamış olduğum bu yuvanın içerisine giriyorum ipimi de şöyle elimle alarak arkaya gizliyorum yani alta gizliyorum 3 defa da çekiyorum araya bir tane zincir çekiyorum tığımın başına bir doluyorum giriyorum 1 2 3 bir tane zincirimi çekiyorum araya tığımın başını dolayarak giriyorum 1 2 3 bir zincir çekiyorum her trabzan arası bir tane zincir çekip toplamda 16 tane trabzanımızı örelim bir zincirimi ilave ediyorum 1 2 3 bir zincir 1 2 3 bir tane zincir 16 olana kadar örmeye devam edelim. 16 tane trabzanımızı ördüm. Şöyle sayarak kontrol etmek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. 16 tane trabzanımı ördüm. İlk e, zincir çekerek oluşturduğumuz trabzanımıza ulaşmak için yine bir tane zincirimi çekiyorum. Aşağıdan şöyle yukarıya doğru göz kararı bir tane zincir içerisine girerek sadece tığımın başını içe girdiriyorum bakınız ipimi alıyorum ilmeğimin içinden geçiriyorum ve bir tane zincir çektikten sonra burası motifimizin ortası oluyor ve ipimi kesip rengimi değiştiriyorum sarı renkteki motifimi örmek istiyorum tam sıralamama uygun olacak şekilde şurada kullanmak üzere Evet Bir tane zincirimi çekiyorum. Düğümümü attım. Herhangi bir yerinden illa ipimi kopardığım yerden değil herhangi bir yerden şu şekilde batıyorum. İpimi şöyle tutup altında yine gizleyerek ilerleyeceğim. Bir daha aynı yere giriyorum. Ve çekiyorum. İki tane sık iğnem oldu. Araya zincir çekmeden aşağı mavi renkteki bir zincirlerin tamamına İki tane sık iğnemizi örelim. Diğerine bir, iki. Araya zincir çekmiyorum. Diğer zincire giriyorum bir, iki, bir, iki. Hepsine ikişer sık iğne yaparak sıra başına kadar geliyorum başlangıç noktamı. Bakın bir, iki, bir ve 2 ipimi şöyle tutarak alttan gizleyerek götürüyorum. Luka iplerimizi gizleyerek ilerleyelim ki daha sonrasında daha az işimiz olur ip gizlemekte çok fazla uğraşıp zaman harcamayız. Sona kadar geldim. Bakınız. Şimdi ilk başlangıçtaki iki tane sık iğnenin tam arasına giriyorum. İpimi alıyorum. ilmeğimden geçiriyorum. Bir başını bir defa doluyorum. Şuradaki görmüş olduğumuz araya giriyorum. Bakın. Her iki sık iğnenin arasına giriyorum. İkili trabzan örüyorum. Bir, iki. Yedi tane ikili trabzanımızı örelim. İkinciyi ördüm. 3 4 5 6 ve 7 7 tane trabzanımı ördüm 7. trabzanımdan sonra hemen şu aradaki bakınız sık iğneler arasındaki boşluğa girerek bir tane sık iğnemi örüyorum sadece batıp sık iğnemi örüyorum tığımın başını dolayarak bir sonraki boşluğa batıyorum. 7 tane ikili trabzanımı örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 trabzanımı ördüm. Yine hemen bakınız. Şöyle aşağıdaki trabzanımın da e, üzerindeki boşluğun içerisine gelerek batıyorum. Bir tane sık iğne. Bir sonraki trabzan üzerine yine 7 tane trabzanımı örüyorum ikili trabzan olarak ve bu şekilde ilerleyelim. İki sık iğne arasındaki trabzan üzeri boşlukların birine 7 trabzan, birisine sık iğne 7 trabzan, sık iğne 7 trabzan, sık iğne, trabzan, sık iğne şekliyle örerek geldim. Toplamda 2, 4, 6, 7. Şimdi 8. ve son trabzan grubumuzu birlikte örüyoruz. 2 4 6 bir tane daha örüyorum 7 hemen bakın şuradaki başlangıçtan şurada trabzanın üzerine batıyorum ilmeğimi geçiriyorum kaydırma yöntemiyle bir zincirimi çektikten sonra sarı renkli ipimi kesiyorum motifimizin çiçeklerini oluşturan bölümümüzü bu şekilde tamamlamış oluyoruz şimdi mavi rengimizi tekrar alarak üstündeki sıramızı örüyoruz. Bir tane zincirimi çekiyorum, düğümü atıyorum. İpimi kopardığım yerden başlamam şart değil. Herhangi bir yerden başlıyorum. 7 tane e, trabzanımız vardı. İster e, şu şekilde bakınız. 1 2 3 4. şöyle 4. trabzanın tepesine gelerek başlıyorum. Şöyle en sivri noktası oluyor zaten. 3 tane bir tarafta, 3 tane de bir tarafta tam ortadaki trabzana giriyorum bir tane sık iğne örüyorum ve aşağıya doğru ilerliyorum ipimi yeniden alarak gizliyorum sık iğneleri saymamıza gerek yok hangi trabzanımızın yani aşağıdaki trabzanlarımız zaten mevcut hepsine birer birer batarak ilerliyorum trabzanlarımı ördüm 4 5 6 7 bakınız şimdi Şuradaki görmüş olduğumuz bağlantı yerinin bulunduğu noktanın olduğu yere gelerek batıyorum. Bakınız tam mavimin olduğu yere ara boşluğa sık iğne yapmıştım bakın ara boşluğa gelerek batıyorum şöyle biraz uzatarak çekiyorum çok fazla uzun değil çok da kısa değil bakınız ve kapatıyorum ve yanındaki ilk trabzandan başlayarak sık iğnelerimi örüyorum 7 tane sık iğnemi örüyorum her bir trabzan üzerine bir tane sık iğnemi örüyorum çok fazla sıkıştırmayalım büzülmesin çiçeğimiz şimdi yine Bakın sık iğnemin bulunduğu yerdeyim. Bir tane trabzan grubu bir sık iğne örmüştük. Sık iğnemin bulunduğu yere yine mavimin hemen dibine yani sık iğnemin de altına girerek batıyorum. Şu şekilde biraz uzatıyorum. Çok fazla değil. Biraz ve sonra 7 tane trabzanımın her birinin üzerine batarak sık iğnelerimi örüyorum. Tekrar araya geldim. Tam alttaki bakın sık iğnemin de altına giriyorum. İlmeğimi çekiyorum. Kapatıyorum. 7 tane sık iğnemi trabzanlarımın üzerine birer birer örerek ilerliyorum. Görüntüsü çok şık. Yapımı oldukça kolay. Araya yine giriyorum. Her bir çiçek yaprağımızı araya girerek ayırıyoruz bakınız sık iğnelerimle devam ediyorum tekrar araya giriyorum bakınız tamam araya bu şekilde dilim dilim çiçeklerimizi ayırarak sona kadar gelelim en son çiçeğimizin de sık iğnelerini örüyorum başlangıçtaki yerimize geldim batıyorum sadece ilmeğimi kaydırıyorum buradan ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artık birleştirme yapacağımız bölümümüzü çalışmaya geldim. Bakınız şu bölümdeyiz şimdi. En son sıramızdayız. Hem birleştirmemizi yapacağız hem de öreceğiz. Normalde ilk başladığımızda sadece bir yüzeyi birleştiriyoruz ilk yüzeyi. Şimdi ben hem ilk yüzeyi hem de ikinci yüzeyi yani iki yüzeyi aynı anda birleştirmeyi sizlerle yapmak istiyorum. Şimdi iki yüzey için çalışıyorum. 8 tane zincirimi çektim. Diğer aynı aşağıda yapmış olduğumuz gibi dördüncü şuradaki dördüncü trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Ama öncesinde tığımın başını doluyorum. Batıyorum. 1, 2, 3. 3 defa çekiyorum bir zincirimi çektim yeniden aynı yere giriyorum 1 2 3 araya 5 tane zincir çekiyorum 2 3 4 ve 5 köşelerimizi oluşturacak bölüme tekrar aynı yuvaya girerek bir trabzan bir zincir yine bir tane trabzanımı örüyorum İlk köşemi bu şekilde oluşturuyorum bakınız ilk köşemizi oluşturduk köşelerimizden bir tanesi Evet şimdi 8 tane zincirimi çekerek devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Tam tepeye batıyorum. 4. trabzanımıza her seferinde saymanıza gerek yok. En üst zirvede görünen bölüme batmanız yeterli. 5, 6, 7 ve 8. Tekrar 8 tane zincirimi çekiyorum. İkinci yaprağıma 8 zincirle geldim. Tekrar 8 zincirle diğer çiçek yaprağıma geçişimi yapıyorum. Yine buradaki dedi köşemize çalışacağız. Tığımın başını doluyorum. Ve başlıyorum. 1, 2, 3. Bir tane zincirimi çektim. Evet. Eğer devam edecek olsak, birleştirme yapmayacak olsak, ilk motifimiz olduğunu düşünecek olursak bütün köşeyi aynı şekilde örerek geleceğiz. Bu iki tane trabzanımdan sonra 5 zincirimi tekrar bir trabzan, bir zincir, bir trabzanımı örüp araya 8 zincir çekerek geçişlerimizi yapıyoruz. Önce ortaya sık iğne, daha sonra yine köşemizi üçüncü köşemizi yapmak için sonra sık iğne sonra dördüncü köşemiz için ilerleyeceğiz ama birleştirmemi de yapacağım için bakınız hem birleştirmemizi hem de motifimizi aynı anda çalışmış olalım Evet bir köşeyi yaptım ikinci köşenin sadece iki trabzanını ördüm ve başlıyorum bir iki üç tane zincirimi çekiyorum birleştirmeye başlıyorum daha önceki örmüş olduğum motifimin tam orta yerine ikisinin de ters yönlerini sırt sırta veriyorum. Düz yönleri dışarıda. Her zaman öreceğimiz motifimiz önümüzde, daha önce ördüğümüz arkada. 3 zincirimi çekiyorum. Buradaki 5 zincirlik bölümü altından şöyle giriyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 tane zincir tekrar çekerek tığımın başını doluyorum. Aynı bakınız şuradaki batmış olduğum noktaya geliyorum yuvaya girerek 1 2 3 şuradaki işlemin aynını tekrar ediyorum bir zincir çekiyorum ve tekrar aynı yere giriyorum 1 2 ve 3 birleştirme işlemini yaptım ilk köşemizi şimdi burada 8 tane zincir çekmem gerekiyor geçiş yapmam için ama birleştirmeyi de aynı anda yapacağım için yarıya bölüyorum tıpkı köşemizi böldüğümüz gibi 4 tane zincir çekiyorum 2 3 ve 4 4 zincirimi şuradaki 8 tane zincirin altından şöyle giriyorum altından bakınız alıyorum ipimi kapatıyorum tekrar 4 zincir çekiyorum 2 3 ve 4 buraya geliyorum 8 zincirim nihayetinde tamamlanmış oluyor 4 çektim battım 4 çektim bu tarafa geldim ve tepe noktasına eğer sayacak olursanız tam dördüncüye batıyorum ve sık iğnemle kapatıyorum. Bakınız birleştirmemizi şu şekilde yaptım. Şimdi tekrar 8 tane trabzan çekmem gerekiyordu. Birleşeceğim için 1, 2, 3, 4. 4 tane zincirimi çekiyorum. Atıyorum. Tekrar 4 zincir çekerek geri geliyorum. 2, 3 ve 4. Tığımın başını doluyorum. Bu kez köşemizin olduğu yerdeyim. Bakın şöyle görmenizi istiyorum yaptığımız işlemimizi köşemizi 3 zincir çektim diğer 5 zincirlik yere girdim tekrar 3 zincir çekerek geldim bir trabzan bir zincir bir trabzanımı ördüm 4 tane zincirimi çektim karşıya battım karşıdan 4 zincir çekerek yeniden motifime geldim tekrar zirveye battıktan sonra 4 zincir çekip diğer motife geçtim 4 zincir çekip tekrar kendi e, örmüş olduğum motifime geçerek şuradaki birleştirmemi yapacağım. Yani buradaki köşemizdeyiz şu anda. Bir zincirimi çekiyorum. 1, 2 ve 3. 1, 2, 3 tane zincirimi çekip diğer birleşme noktasına geçiyorum, batıyorum ve tekrar 1, 2, 3. Bu motifime dönüyorum. Bakınız başını doladım. Aynı yere girerek bir trabzan bir zincir tekrar bir tane trabzanımı örüyorum birleşme işlemimizi bu şekilde tamamladık bakınız köşemizi birleştirdik çok çok güzel oldu şimdi 4 zincir çekip karşıya 4 zincir çekip bu tarafa gelip şuradaki ikinci çiçeğimizin tepesine batıyoruz hemen birlikte çalışalım 4 zincir çekiyorum 1 2 3 4 normalde tek motif olsaydı 8 tane zincirimizi çekecektik 3 ve 4 tane zincirimi çekerek geldim zirveye batıyorum tekrar 1 2 3 4 diğer motifime batıyorum 1 2 3 4 köşeme geliyorum tekrar son köşemizi burada birleştireceğiz bir zincir aynı yere 1 tane trabzan 1 2 ve 3 zincirimi çekiyorum daha önce 5 zincir çektiğim yerin altından girerek kapatıyorum 1 2 3 tane zincirimi çekip aynı yere bakınız bu 4 tane trabzanımın hepsi aynı yerde araya bir zincir tekrar 1 2 3 4 Bakınız 4 tane zincirimi çektim ama burada birleşme yapacağım herhangi bir nokta yok. O yüzden 8 tane zincirimi çekip başlangıç noktama geliyorum. Sadece birleşme yaparken 4 ve 4 diye bölüyoruz. Birleşme yapmayacağımız köşelerimizde 8 tane yapıp e, ortaya batıyoruz. Bir tane köşemiz bir ortamız bir köşemiz bir ortamız şeklinde. 4'ü çektim. 5, 6, 7 ve 8 Hemen aynı yere gelerek batıyorum, ilmeğimi geçiriyorum. Bir zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum. Ve ipimizi alt noktaya şöyle gizliyoruz. Şöyle görelim bakınız. Yeni çalışmış olduğum motifimle birlikte de gayet güzel oldu. Şimdi bu motiflerimizi bu şekilde örerek birleştirip tamamlayalım. Hangi örgülerimizde, hangi amaçla kullanırsak kullanalım son derece güzel ve yapımı da oldukça kolay bir model. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Gözleriniz, elleriniz dert görmesin inşallah. Her şey gönlünüzce olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.